Murat'ın pozisyonunu tartışmak için kurguladığımız Coart Coex seçkisindeyiz. Murat Germen'le birlikteyiz. Kendisi de arkamızda duran eserle sağ olsun seçkimize büyük katkı sağladı. Önce Murat Germen kimdir diye kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle, İTÜ'de şehir ve bölge plancılığı okudum. Daha sonra yurt dışında MIT'de mimarlık eğitimi gördüm. Genellikle tersi yapılır aslında. Ama ben böyle bir şeylerin tersine gitmekten hoşlanan birisiyim. O yüzden... Büyük bağlamdan başlamak iyi geldi. Ha, evet evet, aynen aynen. Çünkü ikisi de farklı ölçekler sonuç itibariyle. Şu an itibariyle de Sabancı Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim görevlisiyim. Ve aynı zamanda müzelerle, galerilerle işbirliği yapan bir sanatçıyım. Diğer yandan profesyonel fotoğrafçılık işleri de yapıyorum. Onu sürdürmeyi hala önemsiyorum. Çünkü profesyonel, yani işin profesyonel yönünü bilmek, o işin hani zanaat yönünü hala iyi kıvırabiliyor olmanın sanatsal ifadeye bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani ben bazı şeyleri belli bir düzeyde yapabildiğim için şimdiye kadar ürettiğim bazı işleri ürettim. Onları iyi beceremiyor olsaydım büyük olasılıkla başka şeyler çıkacaktı bunlar yerine. Hani daha mı iyi mi iyi olurdu, daha mı kötü olurdu bilemiyorum ama yani bana hani bir şeyin zanaatinden iyi anlamak iyi hissettiriyor. O yüzden evet, şimdilik böyle. İyi ki de oradan devam ediyorsunuz. Aslında kent özelinde çalışmalarınızda fotoğrafı araştırma ve ifade aracı olarak kullandığınızı okuyoruz. Çok da iyi bir ifade. Burada bugün birlikte daha odağımız kent ama fotoğraf aracılığıyla, farklı sanat dalları aracılığıyla kente yaklaşmak ne demek? Onu da bir miktar konuşalım diye düşündük. O kelimeyi, pardon lafınızı kesiyorum, özellikle seçtim hani araştırma ve ifade aracı diye. Çünkü hani fotoğraf bizde şimdi hele bir de akıllı telefonlara düşeli beri falan yani çok böyle herkesin yapabileceği bir eylem olarak görüldüğü için bir de hani şipşak diye hani İngilizcesiyle snapshot olarak tanımladığımız şey de devrede. Yani benim özellikle işin araştırma ve ifade yönüne vurgu yapmamın nedeni de yani bu fotoğrafları belli bir hassasiyetten yola çıkarak üretiyorum. Yani dolayısıyla bunların hiçbiri şipşak fotoğraflar değiller. Bazıları olarak çok farkındayız zaten. Bulamayacak kadar kompleks. Sağ olun. Sağ olun. Bir de yani ayrıca hani onların bazıları belli kurguların içine sokuluyor. Yani öyle bir kurgusal çerçevede onları değerlendiriyorum. O zaman da zaten yani bir diğeri araştırmaydı. O zaman da daha böyle kendimi ifade etmek için fotoğrafı bir görsel dil olarak kullanıyorum. O yüzden hani o iki boyuta yani her şey böyle tamamen hani fotoğraf değil. Hatta belki ufak bir ayırt vermek gerekirse hani bu İngilizce hani take a photograph, make a photograph diye bir ayrım var ya. Yani fotoğraf çekmekle fotoğraf üretmek veya yapmak. Bazen işin çekim tarafındayım. O araştırmaya yönelik bir durum. Bazen de işin yapma, üretme aşamasındayım. O da zaten ifadeye yönelik bir eylem. Evet. Ama üst kaygı ve üst zemin çok değişmiyor. Genellikle kentin muhtelif özelliklerini görüyoruz çalışmalarınızda ve geçen hafta da bir vesileyle birlikteydik. Orada güzel özetleyen bir cümleniz de olmuştu. Aslında kent medeniyeti temsil eden bir yerken şimdi esareti temsil ediyor dediniz. Bu birçok şeyi açıklamakla birlikte hangi taraflarından size esareti temsil ettiniz? Ya şöyle şimdi yani medeniyetin nasıl ilerleyeceği, medeniyetin çerçevesi, medeniyetin sınırları veya ne gibi hassasiyetler üzerinden ilerleyeceği medeniyeti kuranlar tarafından belirleniyor. Ve bu kurallar bütünü en çok şehirde uygulanıyor. Neden? Çünkü şehir bir organize bir yaşam biçimi. Kültürün vardığı yer. Evet, ya kültür doğru yani kültürün üretildiği ve kültürün insanları hatta ikna etmek için kullanıldığı bir yer. Yani halbuki kırsala gittiğinizde her şey bu kadar kurallar bütünü içerisinde değil. Orada bir de kırsalda aslında iki konuda çok bağımsızsınız. Bir tanesi
Barınma meselesi, diğeri de beslenme meselesi. Yani bir çiftçi olarak kırsalda zaten beslenme konusunda bayağı bağımsızsınız. Çünkü kendi yetiştirdiğiniz şeyi yeme şansınız var. Barınma da bir şekilde hallediliyor zaten. Yani bir köy evi veya işte biraz derme çatma diyebileceğimiz bir barınak da inşa edip içinde yaşamak olası. Yani bir de şehirdeki rekabet tam orada olmadığı için, şimdi şehirde insanlar bazen 100 metrekarenin altında evi var diye rahatsız olabiliyor. Halbuki başını sokacak bir yer işte, yani ne olur 90 metrekare olsa ne olur, 120 olsa ne olur. Yani kentte böyle bir gösterge niteliği. Evet, yani böyle bir sizin hava atabileceğiniz veya işte evet ya biz de kaybetmedik, ezik değiliz diyebileceği bir yatırım aracına veya metaya dönüşüyor ev. Yani barınaklıktan çıkıyor. Bugünlerde hiç olmadığı kadar aşırılaşmış bir şekilde bunu yaşıyoruz. Evet. O yüzden de zaten bu kadar çok ev inşa ediliyor. Biraz önce yemekte konuşuyorduk. İşte Murat Güvenç'in sağladığı bilgiye göre işte 2 milyon tane boş konut olduğunu öğreniyoruz falan. Ya bunlar tabii korkunç şeyler. Yani boşsa, yani konut denilen şey ihtiyaç üzerine üretilmelidir. Yani boş konut ne demek? Ben tam anlayamıyorum. Niye inşa edildi o zaman bunlar? Yani demek ki işte kentin hani bu esaret merkezi olmasının içinde bu tür şeyler de var. Yani kentte her şey bir yatırım üzerinden değerlendirildiği için en temel şey olan, belki en temel hakkın olan, fiziki anlamda en temel hakkın olan barınak bile birden bir yatırım aracı veya sistemin size dayattığı, imkanınız varsa bir çırpıda alabileceğiniz, imkanınız daha azsa işte bu İngilizcesiyle mortgage denilen veya işte bizde daha çok kredilendirme diye refere ettiğimiz sistemle uzun süren bir ödemenin sonucunda evinizi elde ediyorsunuz falan. Yani işte bu da bir esaret. Yani evet, o evi elde etmeye çalışırken insanlar aylık ödemeleri var diye belki ne yeteri kadar seyahat edebiliyorlar, ne yeteri kadar hobilerine zaman ayırabiliyorlar. Çünkü bütün amaç hani gerekli parayı kazanıp o evin kredi borcunu kapatmak. Evet. Ve yani bu da ciddi bir esaret aslında. Bir de tabii diğer yandan hani hazır bunu söylemişken, hani sistemik bir yapı ya şehir. Sistemik yapıları yürütmek için de özellikle tabii bu bilgisayar sistemleri ortaya çıktıktan beri bilgisayar sistemleri İngilizcesi adı üzerinde ikili sistem, yani binary sistem. Yani binary sistemlerde iki uç nokta vardır, ortası yoktur. Yani ya siyah beyazdır ya 0-1'dir. Ya on off'tur, arada bir nokta yoktur. Yani o yüzden bu mesela benim hiç sevmediğim bir mantık silsilesi. Yok olan skalası da çok genişliyor tabii bu iki ucun arasında. Tabii çünkü daimi bir şekilde hani böyle bir diyalektik bir bağlantı var ya, biri varsa öbürü yok, öbürü varsa diğeri bilmem ne falan filan. Yani böyle devamlı o, halbuki bir ara nokta olsa, ben de böyle hep hani araf diyebilirsek oraya, ben de hep arafta yani yaşamayı seven birisiyim. Yani böyle mesela ben hiçbir şeyin taraftarı olmak istemiyorum artık. Hatta ben kendime şey diyorum bazen, araftar. Hani taraftar değil, ben araftarım yani. Arafta olmayı seçen kelime oyunlarını severim ben. Evet. Bu sistem çerçevesinde de istisnalar olamıyor. Yani bir bilgisayar algoritmasıyla bir kuralı belirlediğiniz ve bütün şehri o kafayla yönettiğiniz zaman algoritma kutuplaşma oluyor ve onun ardından da bir ara nokta, bir gri nokta, ara çözüm bulamıyorsunuz falan. Ve bu sistemin en nasıl diyeyim, yoğun bir şekilde dayandığı şey de veri tabanı veri tabanına veri topluyor sistem. Ve siz verileriniz... O esaretin en fena biçimi. O en fena biçimi. Bir de üstelik ne yazık ki Stockholm sendromu tadında bizi esir eden şeye de aşık durumundayız neredeyse. Bize bu bilgileri vermemizi zorlamıyorlar. Sadece gerekli zemini oluşturuyorlar. Biz bu bilgileri seve seve veriyoruz. Dün oradaydım, bugün oradaydım, dün bunu yedim, şimdi bugün bunu giyiyorum.
gibi böyle devamlı hani ben iyiyim, bak ezik değilim, gördün mü ne kadar güzel bir hayat yaşıyorumu biz şey evet. üzerinden, sosyal medya üzerinden seve seve veriyoruz. Halbuki çok güzel bir olgu var. Yani bunu devamlı hatırlamamız gerekiyor. Yani çok kısa özetliyor bu cümle. Diyor ki bir hizmeti bedava kullanıyorsan o zaman ürün sensin. Yani biz bir ürünüz. Yani biz bir ürün olduğumuz için bize o, yani Google mesela Gmail'e biz para ödemiyoruz değil mi? Veya işte Facebook'a para ödemiyoruz. Instagram, onların hepsi bedava hizmetler. Aslında hem kentin esareti hem aslında kurduğumuz, kendi ellerimizle kurduğumuz sistemin esaretinden söz edeceğiz. Aynen öyle. Ama o sistem de işte kente kuruluyor. Yani tamam evet. Hani şimdi internet bağlantınız varsa hani bunu kırsaldan da kırsalda da devam ettirebilirsiniz ama işte tam öyle olmuyor. Yani hani kendi tecrübemden hareketle biz yakın zamanda işte 7-8 aile imkanlarımızı birleştirerek kente alternatif bir yaşam biçimi oluşturmak ve orada da kafamızı da o alternatif yaşama götürebilmek için böyle bir kolektif çiftlik başlattık ve yani ben oraya gidince mesela telefon ve bağlantılı olduğum cihazlarla ilişkim düşüyor. Yani onu net bir şekilde... Oradan bakınca görünenler eminim içinde görünenlerden çok daha farklı. Farklı. Ya da bazı şeyleri belki hiç düşünmez hale geliyorsunuz. Yani orada size düşünmeniz gereken yani üzerinde endişe geliştirmenizi tavsiye edilen bazı şeyler var şehirde. Yani bu hani trafikten başlayıp işte maaşın ne kadar artacağı kadar falan gidebilir. Ziyade... Herhalde dayatma sağ kalma stratejimiz, bütün o söylediklerimizi düşünmek çok kritik bir hale de geldi. Ben bir de şeyi soracağım, tam da sırtımızı sizin bu faksimile eserinizde de yaslamışken, kentin tacında görünenler aslında arkamızda. Orada değişen bir şey var mı? Ne görüyoruz? Aslında görünmesi gerekip de neler burada görünmüyor? Yani şöyle, şehrin büyük bir çoğunluğunu oluşturan şeyler bireylerin evleri değil mi? Yani geri kalan kamusal binalar, gerek işgal ettikleri alanlar veya hacimler itibariyle düşünüldüğünde diğerlerine göre çok daha küçük bir yüzde tutuyorlar. Aynı aslında ki şu anda dünyadaki ekonomik sistem gibi. Yani %1 ekonominin %99'una sahip ama %99 nüfus ekonominin sadece %1'ine sahip gibi böyle korkunç dengesiz bir durum var. Burada da biraz durum öyle aslında. Yani şehre en hakim yapılar, ben burada çok basit bir şey yapıyorum aslında, ufuk çizgisine yakın bir yerlerden bir piksellik bir seçim yapıyorum ve o seçimi ölçeklendirerek yani scale komutuyla aşağı doğru tek yönde aşağı doğru çekiyorum ve orada hangi piksel hangi renkse o renge bağlı olarak da orada çeşitli renk kombinasyonlarından oluşan birçok gören her birçok insanın barkod diye evet. okuduğu bir görsellik çıkıyor ortaya. Bunun bu arada faksimile diye adlandırılmasının sebebi de fax teknolojisini kullandığımızda ki faksimilenin kısaltılmışıdır. Eskiden çok hat düşerdi ve o hat düştüğünde hakikaten belli bir noktadan itibaren kağıt boş taramaya başlardı ve o orada yazı veya görsel her ne aktarılıyorsa o tıpkı aktarım sürecinde bir şeyden itibaren bütün çizgiler aşağı doğru taramaya başlardı böyle ve yani o benim hiç böyle unutmadığım bir estetiktir. Hatta biraz bir çeşit hani analog ve dijital karışık bir estetiktir o. Ve onu da burada kullanmak böyle birden hani aklıma geldi fikir olarak ve burada kullanmak hoşuma gitti. Bu eylemi yaptıktan sonra kent tacı dediğimiz yani kentin uzaktan bakıldığında silüetini oluşturan binalarda her daim bu yok etme veya indirgeme eylemi uygulandığında iki tarz yapı görüyoruz. Bir tanesi dini yapılar, diğeri de finans yapıları. Yani dolayısıyla yani toplumun çoğu bireylerden oluşmasına rağmen
bunun şehre olan yansımasını sadece belli bir zümrenin binalarının hakimiyeti olarak görüyoruz ki yani bu da işte bir çeşit kentin aslında çok sıkı bir hiyerarşik düzen mekanı veya bağlama olduğunu bize ispat ediyor diye düşünüyorum. Evet, bu geçen konuşmuştuk. Dünyadaki birçok kentte de maalesef durum paralel. Böyle bir hep bir sıkışmışlığı konuşunca insan iyi örnek ne tarafta, nereye doğru yüzümüzü çevirelim diye düşünüyor ama bu hakim yapı galiba geçmişten bugüne pek değişme yok. Evet. Yani bina formları değiştirdi, değişti, mimari stiller değişti falan ama yani bu olgu çok değişmedi. Yani dini yapılar ve finans yapıları her daim bir şekilde kentin zirvesine oturuyorlar. Evet. Bir de tabii buradan son zamanlarda finans yapılarının önemli bölümü belki daha üstteki eserde görebileceğimiz gibi yüksek yapılaşmadan oluşuyor ya. Ve ben 60 küsur ülke gezdim. Dolayısıyla yüzlerce kent gezmiş oluyorum. Çünkü her ülkede, gittiğim ülkede bir değil birkaç şehir gördüğüm için. Ortaya tabii öyle bir durum çıktı ki ben en medeni diye geçinen ülkenin şehrine, başkentine veya başka bir şehrine gitsem bile benzer bir inşai eylemi ve bu yüksek yapılaşmayı her yerde görüyorum. Ve bunu da bayağı ciddi, yani belki günün birinde hani küresel anlamda yüksek yapılaşmanın yüzünü göstermek üzere bir sergi düşünüyorum aslında. Onu daha henüz yapmadım. Yani faksimilede tabii o yabancı kentlerden çektiğim fotoğrafları kullandım oldu. Ama hiçbir zaman tam buna dikkat çekmedim. Yani ama bir odaklanmayı hak edecek. Evet yani bir daha belgesel türden bir şey yapıp da yani bakın dünyanın haline yani şey hani bütün dünya inşaat altında diye hatta böyle bir başlık var kafamda. Bu da yani çok pardon şey yani faksimi yani faksla bütün dünyanın farklı kentlerine aynı formülü faksliyoruz yani. Bak buraya da yüksek yapı, buraya da yüksek yapı, buraya da yüksek yapı. Bana yani tıpkı basımın tıpkı gönderimi ve tıpkı şekilleşmesi veya tıpkı şehirlerin oluşmasına yol açıyor bir şekilde. Çok göndermeli, çok nitelikli bir çalışma. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kadrajınıza sağlık. Çok sağ olun. Şimdi aslında hem dünyada durum böyle, işte Türkiye'de, İstanbul'da bugün konuşalım dediğiniz konulardan bir tanesi de peki durum böyleyken kentliye düşen ne? Çünkü sizle de konuşmuştuk daha önce aslında değiştiremediğimiz bazı gerçeklerin, bazı sorunların da parçası olmaktan da kişi olarak büyük rahatsızlık duyuyoruz. Ben sanki siz bu rahatsızlığı sanat aracılığıyla fotoğrafı bir arşivleme, belgeleme aracı olarak kullanarak kendiniz için çok anlamlı bir şeydi, sağaltılma anlamında. Çok işe yarar bir kanal da açtığınızı düşünüyorum. Bunun hem kişisel karşılığını hem daha kalabalıklar olarak ne yaparız karşılığını konuşmak istiyorum aslında. Ve bunu da sizin az sonra galiba ekrana yansıtacağımız bir çalışmanız üzerinden de yapmak istiyorum. Siz tamam. Olay Mahalli serginizi izleme imkanı bulmuştu. Zaten aslında ismi çok güzel özetliyor. Dediğiniz bir hafriyat alanı, inşaat alanı, olaylar... Ya ortada bir suç var çünkü. Şimdi onu diyecektim. Kent suçları diye de çok iyi bir üst lafınız var. Ve biz bu kent suçları işlenirken neresinde duruyoruz? İzleyici miyiz? Katılımcı mıyız? Şöyle yani bir kere bize düşen bazı şeyler var ve bunların hepsini tamamıyla yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz diye bir arada bir böyle öz muhakeme yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela şöyle şimdi benim arabam var ama ben toplu ulaşımla çok rahat bir şekilde varabileceğim birçok İstanbul noktasına zinhar araba kullanmıyorum. Yani çünkü bir kere bu aynen işte ne bileyim işte yurt dışındaki bir sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konferansına özel jetiyle gidip gelmekten çok farkı yok. Yani yok, benim jetim yok. Yaratmıyorum. Aynen. Yani benim öyle bir şey yapacak bir jetim yok ama aynı kafayla düşünürsek yani ben bir noktaya gideceğim. O noktaya giderken yani zaten hareket halinde olan, harcadığı enerjiyi zaten harcamakta olan bir taşıt var. Evet. Ve ben o taşıda binerekten ekstra enerji gerektirmeyen veya ekstra atık gerektirmeyen bir
süreçle bir tasarruf yapmış oluyorum aslında ve bunu hakikaten bu kafayla yapıyorum. Ki hani salgından dolayı toplu taşıma araçlarına binmeye hala korkanlar var. Benim konuştuğum yani en son iki arkadaşım yok dedi, biz hala korkudan binemiyoruz. Ay diyorum, maske takınca bir şey olmuyor ama yok, bir türlü ikna edemedim. Bir de şey var yani, şöyle bir gün bir taksiciyle konuşuyoruz. Ve ben o sıra Marmaray daha inşa edilmemişti, daha doğrusu yürürlüğe girmemişti, inşa altındaydı ve ben acelem vardı, taksiye binip karşıya geçmem gerekiyordu. Söğütlü Çeşme'de indim ve ondan sonra gerisini işte metrobüsle yapmak üzere falan. Sonra bir ara böyle hani bir 15-20 dakika sürdü herhalde seyahat, şey konu şeyden açıldı, hani toplu ulaşım kullanmaktan falan. Nereye yolculuk dedi ve karşıya dedim. Ha dedim, ne güzel, yani adam dedi ki ne güzel işte, ben geçen gün müşterime bunu önerdim dedi. Sabahın 9'unda bindi Taksim'e ve illa karşıya geçeceğim diye dedim ki, yani 2 saatten önce geçemeyiz, 1,5 saat, en az 1,5 saat falan. Sizi ben burada şeyde bırakayım, yani metrobüste bırakayım, siz ondan sonra 15 dakikada karşılaşırsınız falan diye. Bir türlü ikna edemedim ve şey demiş adam, yani toplu taşımaya binmek bize yakışmaz falan demiş. Yani ne demekse zaten, hani evet. Ne de bu elbise mi yakışacak veya yakışmayacak falan. Kültürel normlara. Tabii. Aynen. Yani bir tanesi bu. Bir diğeri ne bileyim, yani mesela biz evde su harcaması konusunda çok dikkatliyiz. Yani hakikaten böyle neredeyse damlasını tasarruf etmek için çok basit, kısa zaman alan önlemler uyguluyoruz. Aynı şey elektrik için geçerli. Özellikle de son elektrik zamlarıyla öyle bir yere geldik ki, yani bence her şeyi, en kötü tecrübeyi bile bir disiplin kazanmak için vesile olarak kullanmayı hatırlamak hem lazım. Hem ayak izinizi azaltmaktan, hem de aslında bu hep konuşulan ama böyle çok yavaş gerçekleşmekte olan paradigma değişikliğine uygun tutumdan muhtemelen bahsediyoruz. Ben biraz da özellikle bu işte neoliberal politikaların devreye girdiği son zamanlardan beri çoğunlukla tasvip etmediğimiz, çoğunlukla mutlu olmadığımız çok fazla inşaat, projeye maruz kalıyoruz kentte. Ve bu hepimizde değişik anksiyeteler, psikolojik karşılıklarını buluyor. Sizin şeyde Diyarbakır Suriçi'nde yaptığınız o çalışma beni çok etkiledi. Orada bir de yaralanmış mekan kavramı vardı. Bir mekanın yaralanması, aslında geri dönüşü olmayacak bir yara, tamamen geride bıraktığımız bir mekana dair bir çalışma yapmış olmanız beni çok etkiledi. Bilmiyorum ekranda şimdi arkadaşlar görüyor mu ama ben biraz ondan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Çünkü şunun için, mekan yaralanır hem bina ölçeğinde ve ben mesela İstanbul'u çok seven biri olarak başına gelecekleri düşündükçe gözümüzün önünde o yaralanacak olma haline dair çok büyük bir huzursuzluk hissediyorum. Uzun yıllardır hepimiz bunu hissediyoruz. Bir sorumluluk hissi dolayısıyla. Ve o yüzden de böyle ipuçlarını bulmak adına da soruyorum. Çünkü bu duyguyla yaşamımızı sürdürüyoruz. Yapılacak şeyler var ama yapsanız dahi değiştirebileceğiniz, değiştiremeyeceğiniz durumlarda oluyor. Ama bu o konuya dikkat çekmemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. İllaki dikkat çekeceğiz. Bizim görevimiz o çünkü. Kesinlikle o. Ben de oraya varacaktım aslında. Sanatın başka hiçbir şeyin yapamadığı böylesi bir gücü var ve bence Diyarbakır çalışmanızda bu gücü çok iyi kullanmışsınız. Biraz bahsedebiliriz. Sağ olun. Yani o çalışmaya dikkat çekmenize sevindim. Benim hakikaten çok içime sinen çalışmalardan birisidir o. Bizzat gördüm ve çok etkileyici. Böyle bir de tabii mimar yanımın da biraz devreye girdiği bir çalışmadır o. Şimdi Sur'da, yani İstanbul'a baktığımızda o dönüşüm esnasında binaların iş makineleriyle yıkıldığına defaatle sahip olduk. Hatta benim onun üzerine böyle bir uzun kollu bir iş makinesinin bir binayı yiye yiye günler içinde yıkmasını konu edinen bir timelapse videom var. O sürecin öyle işlediğini biliyoruz zaten. Fakat Sur'da tabii çok talihsiz bir olay gerçekleşti ve orada süregiden savaş, dağlarda süregiden savaş ne yazık ki çok anlamsız bir hani yönlendirmeyle şehrin içine çekildi.
Ve bayağı ciddi böyle obüs mermileri kullanılan ağır topların filan binaları yıkmasına bir şekilde tam herkes şahit olamadı ona ama yani orada savaş makineleri şehri yıktı yerine şeylerin inşa edilmesi için, yeni binaların inşa edilmesi için ve ben de o yıkımı gösteren ama aslında gösteremeyen bir fotoğraf seçtim. Gösterilmesinin nedeni benim 6 milimetre ebadında bir kare boyutu olan bir mozaiklendirme yapmam söz konusuydu. Ve o da o orada olan bitenle ilgili bilginin bize yeteri kadar ulaşmadığı ve sansürlendiğine gönderme yapan bir şeydi. Daha sonra da çıtalarla, onlar da tabii 6 milimetrelik çıtalardı. Hem plakalar hem çıtalar. Karolaj var galiba. Evet, oradan o karelere tamamıyla uyarak, yani o 6 milimetrelik kare grid sistemine uyarak bir inşaaya başladım ben, küçük bir inşaaya. Ve orada kastettiğim şuydu, demin dediğiniz gibi hani yaralanmış bir yer var. O yaraları onarırken oradaki dokuyu değiştirmeyelim. Yani estetik bir şey güya peşinde olup da yepyeni bir şey koymayalım. Oradaki verilerden hareketle orayı yeniden inşa edelim. Neden? Çünkü hani kusurda neden sokaklar dardır? Çünkü orası sıcak bir yerdir ve dar sokakta gölge olur. Veya dar sokaklarda çok güzel doğru yönlendirmeli inşa ettiğiniz zaman rüzgar kulvarları yaratmış olursunuz ve dolayısıyla da hem gölge hem serinlik sizi o 40 derece sıcaklıkta korur hale gelir. Ama ne yazık ki bazı örnekler gördük yeniden inşa sürecinde yapılan oradaki mimari ve hani tarihi dokuyla hiç ilgisi olmayan bambaşka şeyler üretildi ne yazık ki. Bu aslında bu yerel kültürle çalışarak, o kadim bilgiyi aktararak inşa etmeyi gündeme getiriyor. Hı hı, Senet, hı. Daha önce de sizinle konuşmuştuk, çok güzel özetliyor işte. Hı hı. Eğer tepeden bir projem var, planım var denirse anlayın ki şehir yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Hı hı. Aslında o tabandan hareketlerin önemi çok büyük, gücü çok büyük. Hı hı. Sanatın da hem bireysel çalışmalarda hem aslında bu toplumsal hareketleri yaratma, yeri gelip ivmelendirme gücü çok kıymetli. Evet, çünkü marjda durup öyle bakabiliyoruz. Yani çünkü sonuç itibariyle hani bu sanatçılık bir meslek değil. Yani hayatını sadece bu şekilde geçindiren insanlara hani sanat emekçisi diyoruz ama tipik bir meslek değil. Neden? Meslekler genellikle ortada olan bir talep vardır ve o talebe karşı bir hizmet olarak doğarlar. Yani evet. Ve halbuki şeyde sanatta öyle bir şey yok yani. Yani mesela tasarım da bile var o. Yani tabii. Bir mimarlık tasarımı, mimar tasarımı yaptığınız zaman size bir kamusal veya bireysel bir bina talebi geliyor. Siz de onu en düzgün bir şekilde tasarlamaya çalışıyorsunuz. Orada bile bir talep hizmet sistemi var yürüyen. Sanatta öyle bir şey yok. Yani kimse bizden bir şey talep etmiyor. Aslında. Yani tamam, sergilerimize gelerek belki bizi destekleyerek üretmeye devam etmemizi istiyor olabilirler. Ama yani bu bir sadece hani iyi niyet çerçevesinde yani ihtiyacım var ve o yüzden bir an evvel sanat eseri üretilmeli diye bir şey yok ortada. Evet, sipariş yok. Sipariş yok. Aynen. Yani en büyük fark odur yani. Şeyde dediğiniz gibi sanatta sipariş yoktur. Evet. Ve bu da sanatı biraz bağımsız kılıyor. Evet. O yüzden de biz o sistemin içinde olmadığımız için de marjdan bakıp herkesin bakmadığı şekilde bir şeyler üretebilme şansımız oluyor. Bir de böyle bir sizin çalışmalarınızın birinde bir arkadaşınızın yorumu vardı. Ben hala onu hatırlıyorum. Mutamorfoz serinizden bir çalışmayaydı galiba. Çünkü aynı şeyi ben de düşünmüştüm ve çok iyi tercüman olmuştu. Müthiş ve çok acı. Bu çok düşündürdü beni. Yani böyle bir sanatın estetize hali elbette ki önemli ama gerçekten bir sıkıntıyı, bir sıkıştırılmışlığı ifade etmenin de başka tür bir zorluğu ve sorumluluğu var. Bu hani antroposen çağının sanatını da bir koldan tartışmaya çalışıyoruz. Yani bu kadar yakınımıza gelmiş sert konularla, sanat aracılığıyla meşgul olmak hem zorlayıcı taraflarıyla değil mi hayatımıza giriyor? Şöyle yani o iş ya. Belki ekrana gelebilirse mutamorfoz bir tane Ceyda'cığım mutamorfoz şey açık mı?
Koydum. O çok biz yeni bir iş. Ben onu 2010'dan beri ürettiğim bir seri bu. Ve bir konferansta 2007 yılında bulunduğum bir konferansta bir algoritmayı o sıralar daha yeni başlamıştı çalışmaya bir Hintli ve Çinli bir yazılımcı ekibi. Ve ondan sonra bu sonunda 2009'da Photoshop'a bir komut olarak girdi. Ve ben onu bir OYAK için yaptığım bir profesyonel işte devreye sokayım dedim ve iyi çalışmadı. Yani ben çünkü çok zorladım onun yapması gereken şeyi sanırım. Ve İngilizcesi, onun ne yazık ki Türkçesi yok, İngilizcesiyle glitch olarak adlandırılan bir hata oluştu. Ve böyle kırık kırık hiç o sunumda izlediğim, yani demoda izlediğim gibi pürüzsüz bir şekilde işleyen bir süreç çıkmadı. Hatalı bir süreç orada ortaya çıktı. Sonra ben bundaki o kırık estetiği çok sevdim ve bunu Kent'deki panoramalara evet uygulayarak o kırıklıkları oluşmasını sağlamaya çalıştım ve tabii bir yandan da bu eserler genellikle böyle hiper panorama diye adlandırabileceğimiz, yani mesela normal panoramalar 2'ye 1, 3'e 1, hadi en fazla 4'e 1 oranındadır. Yani daha fazla olan şeylerle mesela benim bazı mutamorfozları yapmadan önce açtığım böyle 6-7 GB falan boyutları bulabilen devasa panoramik dosyalar var. Onlar mesela bazen 1'e 20'dir, bazen 1'e 30'dur. O yüzden onlara hiper panorama demek gerekiyor. Onları indirgerken aslında gözün 180, 270 veya 360 derece gördüğü bir içeriği siz birden tek bir kadraja sığdırıyorsunuz ve o zaman Kent'in bütün dinamiklerini en azından bulunduğunuz noktadan Kent'in bütün dinamiklerini görmeye alışık olduğunuz bir oran içerisinde hepsini birden görebiliyorsunuz. Yani mesela ekrandaki işte özellikle hani onu yeni çektim yeni bir şey koyayım dedim. Bu Valens kemeri vardır ya, Bozdoğan kemeri. Başka bir amaçla oraya çıkmıştım. Başka bir şey çekmek için. Şu an restorasyon altında. Sağ olsun İBB'den yardımcı oldular oraya çıkmak için. Ve sol ve sağ tarafta eski Kent dokusu var. Onlar böyle bir yaklaşık bir vadi gibi bir şey oluşturuyorlar. Ve o vadinin arkasına doğru en arkada Yeni İstanbul duruyor bütün o yüksek yapılarıyla. Yani bunu mesela gösterebilir hale geldim. O algoritmayı, akıllı ölçeklendirme algoritması gibi bir şey o. O algoritma sayesinde. O yüzden de bu, yani onun Skira diye bir çok prestijli bir İtalyan yayın evi vardır. Oradan kitabı çıktı. Hem yurt içinde hem yurt dışında sergisi oldu falan. Hani o seri aslında bir çeşit bitti gibi kızakta ama tabii şimdi İstanbul gelişmeyi sürdürünce ben de o İstanbul'a ilişkin yeni şeyler üretmemezlik edemiyorum. Olmuyor. Yani çünkü yok hiç niyetim yok. Dert de bitmiyor maalesef. Hele bir de kar olunca filan da biraz böyle hani o kar son 2022'de hani iki defa kar yağdı ya. Birisinde maalesef böyle kaçırmak zorunda kaldım. Yurt dışından bir misafirim vardı. İkinci yağınca böyle hani millet şikayetçi oldu ama ben aman dedim harika, bana bir fırsat daha verdi doğa diye. Karlı birkaç İstanbul'da çektim. O sırada da İstanbul'un tabii yeni gelişimlerini de dahil etme fırsatım oldu. Evet, yani o seride... Çeşitliliğiniz zaten aslında böyle hani burada bulduklarınız hem de bir hatadan kaynaklı bulduklarınız çok güzel. Sonra zamane masallarını anlattığınız da galiba bana çok ilginç gelen bir seriniz var. O farklı bir teknik, bambaşka bir teknik tabii. Onun da galiba fotoğrafları elimizde var. Orada da tek edisyon diye bahsettiğiniz özel bir arayış var gibi gözüküyor. Şöyle, şimdi benim bu Dipsiz diye bir seriyle başladığım, yani 2017 yılında aslında ilk örneği Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Galatasaray'daki yeni binasında açılan bir koleksiyon sergisi vardı, Sarmal diye. Ve küratörü Necmi Sönmez ve benden bu sergi için özel bir iş üretmem istendi ve o işin de daha sonra koleksiyona alınacağı söylendi. Ben tabii çok mutlu oldum ve orada böyle elimdeki belki 25-30 seneyi kapsayan
İstanbul görüntülerinden ki bayağı bildiğiniz belge fotoğrafı. Yani orada herhangi bir değişikliğe uğratılmamış, değişime uğramamış ya da başkalaştırılmamış diyelim. Fotoğraf, ben manipülasyon kelimesinden hoşlanmıyorum. Bayağı bildiğiniz işte 3'e 2 oranlarında görmeye alışık olduğunuz birçok fotoğraf ve kırılmadır o işin adı. O kırılmayı tasvir etmek üzere eserin üzerinde 3 boyutlu böyle girintiler, çıkıntılar, açılar, 90 derecelikler falan filan vardır. Yani ve o esere soldan bakınca başka bir set fotoğraf görürsünüz. Sağdan bakınca bambaşka bir şeye dönüşür. Karşıdan bakınca gene aynı şey falan. Ve İstanbul'un o işte 25-30 sene içinde nasıl kırıldığını göstermeye çalışan bir şeydir o. Ve orada fotoğrafın kendinden menkul 2 boyutluluğunu hani mimari eğitiminden kalan el becerileriyle birlikte yoğurarak fotoğrafı 3 boyutlandırmaya çalışmak çabası vardı. Sonra da işte 2017 aynı senenin sonunda Orhan Cem Çetin'le bir ikili sergi açtık ve o ikili sergide ben 15 tane 3 boyutlandırılmış iş sergiledim ve neredeyse hepsinde farklı bir 3 boyutlandırma yöntemi kullandım. Hatta başta dikkat çektiğiniz sur işi de o serinin içindedir. Ve daha sonra bu masalda da şöyle bir şey var. Çok kısa, fazla uzatmayayım. Masal serisinde benim dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Nasıl kulaktan kulağa oyunu vardır ya, hani 10 kişi toplanırsınız. Herkes solundakine bir şey söyler. Ve bir daire halinde olduğunuz için sonunda o 10. kişiden geçip tekrar sizin kulağınıza geldiğinde söylediğinizle bambaşka bir şey çıkar ortaya. Yani laf dolaştığı zaman ve bize tekrar geri geldiği zaman nasıl başkalaşır, o çok güzel örneğidir. Ben de bu işte malum sistemin egemenliğinden rahatsızım ya. İşte yani kentte devamlı verilerimiz toplanıyor, onlar sonra bize karşı kullanılıyor falan diye şikayetçiyim ya. Burada da biraz onu şey yapmaya çalıştım. Evet, yani bize anlatılan masallar var. Evet, arkasındaki düşünceyle birleştiğinde zaten çalışmalar iki kere etkileyici hale geliyor. Siz zaten onu da önemsediğinizi de söylüyorsunuz. Tabii çok. Yazılı metniyle yani, birleştiğinde. Yazı bazen benim için eserin kendisinden daha önemlidir. Yani hatta olumlu bir şey, hani olumlu bir şey duymaktan herkes hoşlanır. Yani kim kim sevinmez takdir edilmeye yani. Mesela bazen bana sergindeki eserler hakkında hiçbir yorum gelmez. Birisi der ki abi yazıyı okudum, çok sıkı yazı olmuş falan filan diye. O zaman süper mutlu oluyorum. Yani esere gelen beğeniden daha mutlu oluyorum, öyle değil yani. Çok haklısınız. Eserleriniz genellikle galeride zannediyorum. Böyle kamuya açık çalışmalarınız da oldu. Sanki bir Beşiktaş Meydanı konuştuk. Ya işte evet, o benim yaram diyebilirim. Evet, rahatsız olduğum bir konu. Şimdi ben böyle irili ufaklı, önemli önemsiz, işte grup sergisi, karma sergi falan filan dahil olmak üzere bir yani kesin yüzü buldu yani. Yüzü biraz geçmiş bile olabilir. Ve o 100 kadar sergiden sadece ikisi kamusal alandaydı. Yani %2, yani korkunç düşük bir yüzde. Ben ki yani bütün hani sergilerimde hani kamuya... Aile 3 diyebiliriz. Ha, doğru diyorsunuz aslında, evet evet, aynen doğru, haklısınız. Yani kamuya ulaşmayı çok önemseyen bir sanatçıyım. Yani bütün planlanmalarımı ona göre yapıyorum, yazılarımı ona göre yazıyorum falan filan. Ve isterdim ki bu yüzde en az %20-%25 olsun. Yani ben her 4 sergiden birini kamuya açık bir alanda yapabileyim. Çünkü o zaman... Direkt galiba temas. Direkt temas oluyor. Bir de şöyle bir şey, yani Türkiye'de ne yazık ki böyle bazı konular çok elit konular gibi algılanıyor. Yani mesela bizde tenis mesela zengin sporu diye bilinir. Halbuki işte... yani İspanya'da sokakta futbol gibi oynanan bir spor. Ona göre sahalarını da yapmışlar. Onu öyle olunca da tabii yani Rafael Nadal gibi bir dünya şampiyonu çıkabiliyor oradan. Biraz sanat da öyle bizde. Yani bizde sanat böyle çok elit bir eylem gibi görülüyor. Hatta bazen bunun etkilerini şeyde görürüz. Yani mesela galeriler, tabii ki giriş bedavadır galerilere. Zaten insan gelsin isterler. Canlarına minnet yani galerilerin. Fakat böyle bazen galerinin kapısından böyle hani kafayı içeri uzatıp hani kendini bile göstermeye kafayı
yani bedava mı gelebilir miyiz falan gibi şeyler sorulabiliyor. Yani bunlar benim galerici arkadaşlarımın söylediği şeyler. Bir alışkanlık olmalı. Evet, yani demek ki böyle hakikaten insanlar direkt girebileceklerini hissedemiyorlar. Biraz uzak ve mesafeli duruyorlar yani. Halbuki bizim öyle bir sanat ortamı ve öyle bir sergileme formatları türetmemiz lazım ki. Şimdi onu söyleyecektim. Direkt abi, çarpsın yani, hani rast gelsin şey, kentte yürüyen insan birden bir sanata çarpsın yani. Evet, aslında bu kent haklarının sonsuz ihlal edildiği bu devirde belki en iyi cevap farklı farklı katılım imkanlarını düşünmek, tasarlamak, önermek, hayata geçirmek olabilir diye düşünüyoruz. O motivasyonla da biz de bu işlere biraz giriştik. Ve burada galiba bu katılımcı sanat, yani sanat dediğimiz üst başlığın altı tabii sonsuz alt kırılımla dolu ama çünkü bireysel işlerin de bu süreçle üretilmiş hali, kolektif çalışmalar birçok farklı çeşidiyle çok değişik şeylere de vesile oluyor aslında kültür sanat alanı. Bu işte özellikle kent hakkı deyince müştereklere değinmeden geçmek mümkün değil. O konuda bu işbirlikleri, dayanışmalar, sonra ben ona şey diyorum, kentteki kolektif hareketlerin en neşeli hali diyorum, size de konuştuk. Onaranlar Kulübü'nün bu kentteki çalışmaları, müthiş, kesinlikle. Sokağa bırakılan sanat diyebileceğimiz grafitiler. Aslında çok 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 alt kanal var ama özellikle yerel yönetimlerin değişen politikaları bize ümit verici olabilecek belki bazı politikaları var mı diye de sormak istiyorum. Çünkü bu kültür sanat alanına daha fazla kamuda alan açılması, yer açılması, paylaşım, tartışma imkanı açılması önemli. Çok. Nasıl görüyoruz? Yani bunu? Şöyle, şimdi aslına bakarsanız yani biraz yani iyice başa dönelim. Hani Cumhuriyet'in kurulduğu yıllara dönelim. Yani Atatürk gerçekten bayağı çok çok vizyoner bir asker ve sonrasında tabii bir devlet adamı ve kafasında kültür ve sanatın bir ülkenin gücünde, dünya küresel varlığında ve hani masaya yumruğunu koyabilecek güçte olmasında çok önemli bir bileşen olduğunun çok net farkında. Evet. Ve o sırada işte tam Almanya'da Nazilerin Musevilere zulüm çektirdiği zamanlar falan filan ve ya da onun daha sonrası gibi belki de ve yani sonrası değil aslında, pardon. Yani tam o sıralar ve oradan mesela bazı Musevi bilim adamlarının, mimarların, hocaların falan Türkiye'ye gelmesini sağlıyor ve onlar Türkiye'de yapılan o atılıma çok büyük katkılarda bulunuyorlar ve sonra onları evet, pek tutamıyoruz buralarda. Amerika'ya gidiyorlar ve Amerika'da evet, hani daha etkin oluyorlar. Orayı yüceltiyorlar falan filan diyelim. Şimdi veya diğer hani Almanya'dan pek çok insan çağrılıyor ona. Yani bir uluslararası işbirliği niyeti var ve bunun da kültür sanata yönlendirmeyi çok iyi beceriyor. Fakat işte yani biraz tabii bizim ülkede bu tür vizyoner hareketler çok kişide kalır. Yani kişi yok olunca ortadan o hareket biter falan. Yani ne yazık ki işte Atatürk'ün ölmesiyle yani tamam teslim alan birileri var, işte İnönü var, parti var, şu bu falan ama gene de özellikle 1950'lerden itibaren bu bütün dünyada hakim olan McCarthyist ve sağcı, çok ciddi sağcı politikalar var ve bu sırf sola karşı olmak için radikal dinci ve radikal sağ hareketlere destek veriliyor. Bütün dünyada oluyor ve biz de bundan payımızı alıyoruz ne yazık ki. Ve dolayısıyla o kültüre ve sanata yapılan yatırım duruyor. Hatta geriye gitmeye başlıyor. Yani kültür sanat üreticileri artık tehlike olarak görülmeye başlıyor. Neden? Çünkü sorguluyorlar. Yani kültür ve sanat insanı sorgular. Yani sorgulamak da en temel hakkı bu arada. Yani başkasının yapmadığı bir şeyi, yani hani demin dedim bu bir meslek değil ama belki de bizim mesleğimiz o işte. Yani biz sorgulayıcıyız. Yani biz mesela bizim mesele şeyimiz yani bir tasarımcı gibi sorunlara çözüm bulmak değil. Biz aksine sorun yaratmak için buradayız yani. Birilerinin sorun yaratması gerekiyor çünkü her şeyi olduğu gibi kabullenemeyiz. Böyle bir şey yok yani. Ve şey oradan hareketle yani kültür sanatın şu an itibariyle hani şimdiye dönelim.
Evet yani şimdi hani belki parti adı vermeyelim ama bazı yerel yönetimlerin kültüre ve sanata çok ciddi yatırım yaptığını görüyoruz. Bu beni çok sevindiriyor. Bu tabii şöyle yani biz tabii hala feodal yapısını tam olarak üstünden atamamış bir toplum olduğumuz için bu yeni yaratılan alanlar yeni bazı erk odakları oluşmasına mı yol açacak yoksa herkese açık olacak mı onu henüz daha tam bilemiyoruz. Çok kapsayıcı olacağı konusunda da elimizde çok fazla şimdilik veri yok. Yani mesela ben yani çok seviniyorum bir sürü yer açıldı falan. Ama ben o yer açılan yerlerin hiçbirinde henüz bir şeyler yapma fırsatı bulamadım. Bir şeyler de oluyor olmasına rağmen falan. Yani bu belki şimdi zaten süre giden belli bir hani birkaç klik var. Şimdi başka bir set klik mi oluşacak yoksa herkese açık mı olacak buraları ileride göreceğiz. Ama her halükarda yani bunlar hani çeşitli farklı kliklerin erk odakları olsa bile hiç önemli değil. Ne kadar çok kültür sanat mekanı olursa o kadar iyi. Yani biz... Galiba orada bir tutum değişikliği ya da değişiklik demeyeyim zaten var ama belki oraya doğru da bir odaklanma da lazım gibi görünüyor artık şu an durduğumuz yerden. Kişiler izleyici konumuyla oralara dahil olacağına dair bir alışkanlık içindeler. Ama aslında bu katılmış sanatın bize verdiği dediniz ya hem araştırma hem ifade. O süreci de parçası olmamız lazım. Aslında bu tabandan hareketlerin hem sorgulayıp hem eyleyici oldukları da çok önemli imkanlar sağlıyor kültür sanat alanı. Biz de aslında bu projenin sizle inşallah Mayıs'ta yeniden birlikteliğini onun üzerine kurmaya çalıştık. İşte kent bu kadar ayrıştırıcı olurken birleştirici nasıl olabilir diyor. Başlığıyla farklı öğrencilerle inşallah bir arada o deneyimi de birlikte yaşayacağız. Güzel sonuçlar vereceğini de şimdiden ümit ediyoruz. Soruları da alabileceğimiz bir durumdaysak. Sağ ol hocam. Şöyle bakayım bir. Neden manipülasyon kelimesinden hoşlanmıyorsunuz diye bir soru geldi. Bence çok iyi bir soru. Şundan dolayı. Şimdi manipülasyon aslında kelime anlamı itibariyle mevcut bir bilgiyi başka bir şeymiş gibi gösterip yönlendirme yapmak. Yani manipüle ediyoruz ki hani benim istediğim olsun falan. Yani benim fotoğraflara uyguladığım ve başkalaştırma dediğim, yani başkalaştırma ile manipülasyon aynı şey değil. Bilgiyi olduğu yani bildiği bilgiyi başka bir şekilde sunmak için değil. Tam tersi orada olan bilgiyi daha da görünür hale getirmek için yaptığım şeyler benim bunlar. O yüzden manipülasyon demiyorum yani. Evet, çok. Çünkü özünü değiştirmiyor. Bilakis özünü güçlendirmeye çalışıyor. Bence doğru da düşünüyorsunuz. Büyük bir fark da var yani o konuda. Var bence de. Bir tane evle ilgili soru gelmiş. Türk toplumunda aslında evler kurgulanırken hep ek birileri misafire gelecekmiş gibi kurgulanır. Yılın çoğu zamanı aslında mekanlar boş kalır. Az önce de boş kalan mekanları konuşmuşken evet, çok, konuda çok güzel bir soru bu ne da. Ne söylemek istersiniz? Ya şöyle, şimdi mesela daha ileri gittiğini varsaydığımız bazı ülkelere gittiğinizde mesela ev metrajlarına bakıyorsunuz. Yani ben İskandinavya ülkelerinde mesela orta direk diye bir şey pek kalmadı ama gene de hani orta direğin neyi refere ettiğini biliyoruz, neye denk geldiğini. Hadi diyelim yani bizim gibi hani orta direk olan insanların evlerine falan baktığınızda çok aşırı imkanlı insanları kastetmiyorum. 40, 50, 60 metrekareler falan yani. Yani bizde 60 metrekare falan yani toplumda falan ezebilirler sizi yani. Ay ezik misin sen ya 60 metrekare ne falan diye. Yani şimdi tabii bu ezik lafından da ben yani İngilizcesiyle loser had safhada rahatsızım. Yani insan bunu bir tercih etmiş olabilir ya. Yani katılıyorum. Yani tabii misafir ederiz biz evet. Yani mesela bizim de şu anda evde bir misafirimiz var belli bir nedenden dolayı. Oğlumun arkadaşlarını bolca misafir ettik. Şimdi oğlum yok, evde yok. Bir odamız boş ve şu anda o oda kullanıma girmiş oldu falan. Ama evet yani hani bu mesele odayla halledilmek zorunda değil. Yani sonuç itibariyle yer yatağıyla da misafirinizi
misafirini ağırlayabilirsin. Yani yer yatağından rahatsız olacak bir misafirin varsa da o zaten senin misafirin olmasın bence. Evet, yani evet. Yani o demek ki gerçek bir dost değil. Yani hani yer yatağı nedir? Ya işte serersin, yatarsın yani. Yine sorgulama da giriyor galiba. Bu ana akımın dayattığı bunu yaparsan busun, bunu yaparsan galiba genç bir arkadaştan gelen soru olduğunu düşünerek söylüyorum. Farklısı da mümkün. Mümkün yani şöyle daha küçük yani benim şu, yani bizim şu anda çiftlikteki yerleşim birimimizde evimiz 60 metrekare ve gayet güzel gül gibi geçiniyoruz yani ve üstelik bir tane misafir odamız da var çiftliğe davet ettiğimiz zaman ama kalmalı gelin yerimiz de var falan filan diyebiliyoruz yani evet. Dolayısıyla küçük metrekarelerde gayet medeni bir hayat yaşamak mümkün. Evet. Bir arkadaş da demiş ki, sizce bir iş ne zaman sanat eseri olur? Ne zaman sanat eseri olmaktan çıkıp bir propaganda nesnesine dönüşür? Bu da böyle keskin ayrımlı bir soru. Gayet güzel bir şey, soru hakikaten. Şöyle, şimdi biraz beyanla bağlantılı sanıyorum. Yani mesela şimdi ben son zamanlarda yapmaya çalıştığım şey, bolca belge üretmek. Çünkü şöyle iki kanattan gitmeye çalışıyorum ben. Şimdi bolca belge ürettiğim için her ne kadar şimdi güncel sanatta, günümüz sanatında belge fotoğrafı üzerinden de siz bir sergileme yapabiliyorsunuz, bir konuya dikkat çekebiliyorsunuz falan. Ama benim işte eski, biraz eski toprak bir hani adetim olduğu için ya da ben eski toprak birisi olduğum için işin zanaat yönü de çok önemsiyorum malum başta da söylediğim gibi. Ve o yüzden dedim ki yani ben bu belge fotoğraflarını böyle hani duvara lap lap asacağıma hem belge niteliklerini korusunlar ama ben onları şey yaparken yani sergilerken bir de bir üç boyut katayım onlara bakalım hani bana yeni bir ifade alanı açacak mı bu falan diye yaptım bunları ve dolayısıyla elimde iki tür iş var. Yani bir tanesi o belge fotoğrafları hala belge olarak varlıklarını sürdürebiliyorlar. Diğeri de bir plastik bir şey kazanıyor. Yani onlar yani fotoğraflar bilirsiniz yani büyük çoğunlukla doğası o. Edisyonlar halinde sunulurlar. Halbuki benim orada yaptığım üç boyutlu iş tek edisyon, tek. Yani, ve o bir sanatsal eylemde var oluyor. Peki aynı işleri, fotoğrafları ben sunumlarımda da kullanarak gösteriyorum. Ve bir şeye dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani öbürüne eseri yaptık, o kendi yaşamını sürdürüyor. O eserde kullandığım belge fotoğraflarını ben bir sunumuma koyduğum zaman ve onun üzerinden bakın bilmem ne falan dediğim zaman o zaman işte bir propaganda aracına dönüşüyor. Yani evet. Dolayısıyla ben aynı fotoğrafı sanatsal bir bağlamda da kullanabilirim. Bir şeyi yaymaya çalışırken veya birilerini ikna etmeye çalışırken ya çünkü ben siyasetçi değilim, propagandayla işim olmaz diyebilirim. Ama birilerini ikna etmeye çalışıyorsam ben de aslında küçük ölçekli bir propaganda yapıyorum demektir. Yani bunu da söylemek lazım. Evet. Orada onun aracı olarak kullanabiliyorum fotoğrafı. Evet. Yani ben çok iyi bir soru olmuş. O biraz sizin söyleminizle alakalı. Yani hangi bağlamda ne amaçla kullanıyorsunuz? Çok doğru. Ona göre değişiyor. Size sorulmasını aklımdan geçirip yok, atladığım bir konu vardı. Hepsi çok iyi, çok sağlam sorular. Çok güzel, yüksek yapılaşma. Az önce biraz girdik, derinleşemedik diyecektim. Yüksek yapılaşma hakkında Murat Bey ne düşünüyor derler? Ben çok fena, yani çok rahatsızım yüksek yapılaşmadan. Hayatımda kaçınılmaz olduğunu da söyleyen biliyorsunuz. Hani artan nüfus. Ondan çok emin olamıyorum. Öyle bir argüman da var. Hani tamam, onu da yani onları da dahil ederim şimdi ve cevabı şey şöyle. Yani 10 katlıdan daha yüksek bir yapının içinde yaşamadım şimdiye kadar. Yaşamaya da niyetim yok. Yani bana kalırsa mimari yerle olan işitsel ve görsel bağını koparmamalı. Evet. Çünkü yani benim kamusal alanım yer, zemin, sokak yani. Ve benim mahrem alanım da ev. Mahrem alanla kamusal alan ne kadar birbirine yakın olursa o kadar sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Ve o yüzden ben mesela yaşadığım yerde güvenlik falan bunlardan da hiç hoşlanmıyorum yani. Güvenlik çünkü beni şehirden kesmiş oluyor. Hani bu işte gated communities diye adlandırılan işte bu hani şehir dışında uydu yerleşim birimleri bütün çevresi duvarla çevriliyor.
Bayağı böyle bir özel üyelerin girebileceği bir mekanda yaşamış oluyorsunuz. Ben hayatımda hiçbir zaman yani o tür yerlerde bir kendime barınak, bir ev bulmakta zorlanmazdım, bulurdum, alırdım falan. Fakat hiçbir zaman istemedim. Eşim de sağ olsun anlayış gösterdi o konuda. Ve yani benim şimdiye kadar İstanbul'da veya dünyanın herhangi başka bir yerinde her yaşadığım binada ben binanın kapısından dışarıya adım attığım gibi sokaktaydım. Ben bunu çok istiyorum. Yüksek yapılaşmanın şöyle bir şeyi de var. Birçok yüksek yapılaşma içinde ciddi miktarlarda boşluklar görüyoruz. Yani o yüksek yapılaşma dolmuyor. Ve dolayısıyla gerek falan gibi de böyle bir yani gereklilik illa olduğunu sanmıyorum. Yani tabii bu işler biraz sayıya bakar, araştırmalara bakar falan filan. Yani İstanbul gibi hınca hınç doldurmak istediğiniz bir yerlere bina üstüne bina koymak istiyorsanız evet o zaman gerekebilir, doğru. Ama siz İstanbul rantından uzaklaşıp insanları çok daha insani şartlarda bir yerlerde barındırmak üzere projeler yapıyorsanız orada hiç yüksek bina ihtiyacınız yok. İstanbul'da var. Neden? Çünkü rant. Yani aynen. Başka bir şey yok. Şimdi bir arkadaşın sorusu da aslında bu cevapla ilişkili. Yaşayan bir kentte inşaat hiç bitebilir mi diye sormuş ama herhalde hangi dinamiklerle devam ettiğine bağlı inşaat. Kesinlikle aynı. Çünkü rantlar hiç yani, bitmeyecek maalesef. Yani şöyle şimdi rant yaratırsanız insanlar da o ranttan bir pay almak ister. Gayet doğal evet. Yani. Siz o rantı sadece para ve inşaat üzerinden kurgularsanız o zaman da onun şehre yansıması o yönde olur. Ama siz bu rantı, rant tabii ki olmadan şehir dönmeyecek. Bu rantı sanata, kültüre, eğitime, tıbba yönlendirirseniz o zaman bir sürü inşaat rantı üzerinden İstanbul'u şekillendirmek isteyen insanlar buradan defolacaktır. Çünkü burada kendilerine yeterli, gerekli alanı bulamayacak. Ya bunlar kültür, sanat filan onlarla uğraşıyor. Boş ver biz gidelim. Hani rant, inşaat rantı neredeyse oraya yani bu şehri nasıl kurguladığınıza bağlı. Yani o rant hep olacak, doğru. Yani yaşadığı sürece şehir o rant hep olacak. Ama o rantı inşaata yönelik yani şu andaki iktidarın yaptığı tek şey o. Her şey inşaat. Rant paylaşım modelleri, rantın aslında işte pay dönüşümü, tabii, bir sürü farklı modeller var. Rantın içinde bizim şey de var, bizim vergilerimiz de var. Evet. Yani bütün o rantın işletmesi, bizim vergileri ve yönetimi, bizim verdiğimiz vergilerle toplanan havuzun beslediği çeşitli yöneticiler tarafından kullanılıyor. Yani dolayısıyla bizim de sözümüz var orada ama o söz bize hiçbir zaman verilmiyor. Yani tamamıyla o yüzden... Yani demin kültüre ve sanata yapılması gereken yatırım diye o yüzden özellikle söyledim. Yani siz inşaata yönelik bir ekonomik sistem kurarsanız ülkede inşaattan başka hiçbir şey olmaz. Evet. Yani bu gayet açık. Maalesef. Tam söylediğiniz şeyi sormuş bir arkadaş da. Kamusal alanda sergi azlığının nedeni kamusal kültür sanat kuruluşlarındaki işte politika eksikliği mi, yokluk mu? Diye bir soru ya, var. Yani bir biraz güvensizlik de var bence. Yani mesela ya dışarı koyarsak tahrip ederler diye bir algı olduğunu biliyorum ben. Evet tahrip de edilebiliyor. Benim başıma yani benim işte o iki örnekli dedim ya. Bir tanesinde öyle bir şey geldi. Bayağı böyle tersane, Haliç Tersanesi dışına kurulmuş. Haliç Tersanesi içinde çektiğim bazı fotoğraflar brandaya basılarak... billboardların üzerine böyle gerildi. Çok da aslında şey oldu, çok içime sinen tatlı bir sergileme olmuştu. Dolapdere'den aşağıdan yukarı doğru çıkan birkaç arkadaş herhalde ellerine almışlar falçatayı. Böyle bütün baskıları yırtarak böyle bütün şeyi o bütün sergilemeyi geçmişler. Yani bir tane bile zarar görmeden bırakılan yoktu. Belki çoğaldıkça bu olaylar azalacak. Tabii canım aynen ya. Evet. Bunu yani dünyada hiç kimse anasının karnından medeni insan olarak doğmuyor. Yani oraya siz evriliyorsunuz. Yani ve bu evrilmeyi de siz oraya o sanat eserlerini koymadan o evrilme gerçekleşmeyecek. Yani bir görecek sonunda sıkılacak ona zarar vermekten.
belki hatta ilgi bile geliştirmeye başlayacak. Belki diyecek ki günün birinde ya benim de orada fotoğrafım olsa demeye başlayacak. Evet. Ama yani bilmiyoruz nasıl gelişir yani. Politikalarda hani genellikle biz şurasından gidelim, kültür sanat dayı yapacağını yapsın anlayışı değişip olması gerektiği gibi iç içe gelişmeye başladıkça, hepsi birbirini üretip doğurmaya da başladıkça vandalizm de kalmayacak. Aynen, çünkü onun yani şimdi ben böyle yanlış anlaşılmasın tabii, prestij meraklısı birisi değilim, hiç değilim yani gerçekten inanın. Ama yani bunun bir çeşit prestijli bir eylem olduğunu herkes kanıksayacak eninde sonunda. Çünkü devamlı karşısına çıkıyor bu, aynen şey gibi yani mesela nasıl hani bazı şey böyle rating yapan şeyler, işte talk show'lar bilmem devamlı insanların karşısına çıkıyor falan. Evet. Bu da karşısına çıktığı zaman ya ulan devamlı karşıma çıkıyorsa bu herhalde muteber bir şey olsa gerek diye düşünmeye başlayacak. Çünkü bir de üzerinde biraz konuşabilme imkanımız olunca hele o zaman tam da sanatla Şam'da kayısı zaten. Arasındaki sohbetle ümit ederiz çoğalır bu kamusal alandaki paylaşımlarımız, tartışmalarımız. Yani çok mutlu olurum. Arkadaşlarım sürenin sonunu üçüncü kez hatırlattım. Öyle mi? Ha, evet, tamam, evet. Soruları da aşağı yukarı toparladık. İnşallah aydınlatıcı olmuştur. İnşallah. Çok güzel bir sohbetti. Benim için de çok öyle. Teşekkür ederim. Güzel sorular. Yani size de sağladığınız sağlam zemin için sorular da çok iyi. Soru soranlara da teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. 12-17 Mayıs tarihlerinde Murat Bey ile atölye sebebiyle yeniden bir araya geleceğiz. Birleştirici kent konumuz olacak. Orada görüşmek üzere. Herkesle hoşça kalın. Hoşça kalın.